Teknolojik Eksen kanalı Gelecek Hafta programından iyi günler. Sevgili izleyicilerimiz, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü hakkında konuşacağız. İslam felsefesi hocamız, doçent doktor Hamdi Onay hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim Mustafa. Evet hocam, Kadınlar Günü hakkında. Kadınlar Günü nasıl ortaya çıkmıştır? Öncelikle bununla bir giriş yapalım. Teşekkür ediyorum sevgili Mustafa. Kadınlar Günü aslında Batı toplumunun hayat tarzları, hayat şartları gereği ortaya çıkmış olarak görüyorum. Çünkü Batı'daki Rönesans'la birlikte reform hareketlerinde ortaya çıkan feminizmle Kadınlar Günü'nün çok fazla bir şeyi, bağ etkisi fazla diyorum. İlintisi olsa bile fazla bir etkisi yoktur. Batı, özellikle kapitalist hayat tarzları ekonominin durağanlaştığı mevsimlerde çoğu zaman işte anneler günü, kadınlar günü, sevgililer günü, hatta televizyonlarda bize yansıyan kısımlarında bile reklamlarına dikkat ettiğimizde işte kadınlar günü yaklaşıyor, şu fiyatlarda indirim yaptık, şu siparişlerinizi bekliyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor. Bu bir kadına bakışı, kadın meselelerini ya da kadına ait problemlere odaklanmayı, elbette ki bilinçlenmeyi öne çıkarıyor. Onu yadsıyamayız. Ama bundan daha çok alışveriş çılgınlığı tetiklediği için Batı'daki zaman zaman hayat tarzından biri de Dünya Kadınlar Günü'dür. Yani Kadınlar Günü'nde annenize mi önem vereceksiniz? Ama Anneler Günü de var. Eşinize mi önem vereceksiniz? Ya da işte sevgilinize mi önem vereceksiniz? Kardeşinize mi önem vereceksiniz? Bunlar çok fazla ayrılmadığı için aşağı yukarı 365 günlük takvimde de onlarca böyle gün olduğu için kadına, babalar günü, anneler günü, şunlar günü, onlar günü yapmak suretiyle bir tür alışveriş çılgınlığını tetikleyen ama bu da hazır fırsat bilerek özellikle feminist derneklerinin yapacağı etkinliklerle yine de kadınların problemlerine işaret eden bir farkındalık yaratacaklardır. Bu da küçümsenmeyecek bir şey. Ama yeniden üstüne basarak söylüyorum, Batı'da bir yaşam tarzıdır bu. Yoksa bu tarihin ihtiyaç olarak, şartlar olarak, hayatın şartları olarak, onun bir kazanımı olarak ortaya çıkmış bir şey değil. Bu haklar dediğimiz şey, çok da haklar teorisini çok doğru incelediğimizde hak verilmez. Hak veren her zaman... Hak alınır mı hocam? Tabii. Hak kazanılır. Kazanılır ya da. Alınırı şöyle de şey yapmayalım, işte biz kırarak, dökerek, vurarak, kırarak hakkımızı alırız. Bu sokağın dilidir. Evet. Ama hak kazanılırın anlamı onu hak edecek yetkinlikte, güçte, iktidarda, bilgide, her neyse neden hak olarak görüyorsanız onu hak edecek konumda olmanızı gerektirir. Bu da bireyin çalışıp zihnen, mental olarak, bilgi olarak yükselmesini, ruhen yücelmesini gerektiren bir şeydir. Şimdi Rönesans'ta bu Kadınlar Günü'nün onunla bir tabii ki bağlantısı var. İşte kadın dernekleri, kadın hakları, kadınların sosyal hayattaki statüsü, bunların hepsi peyderpey bir yönüyle de kazanılmış şeylerdir. Tarihte tecrübeleri acı olsun, tatlı olsun, mutlaka yaşanan olaylar neticesinde kazanılmış durumlardır ama Batı özellikle Orta Çağ'a çok kapalı ve karanlık geçirdiği için, kadının sosyal hayatta yeri görünmediği için, hatta kadının insan olup olmadığı bile tartışıldığı için Orta Çağ'da. Yani bu biyolojik, nasıl diyelim, kategorileştirme şeylerinde bazı kimseler, özellikle de aklı evvel kimseler, yani sözüm ona yetkin kimseler, din adamları, okumuş kesimler, kadının işte insan mı, hayvan mı, canlı mı, cansız mı diye bir kategoriye koyarken memelilerden olduğunu, doğurganlığını öne çıkaran bir kategorik statü belirlediği çağlardan geldikleri için Rönesans'ta
Sosyal hayatta özellikle o Fransız ihtilalinden sonraki batıda çalışma hayatının şekillendiği, çeşitlendiği dönemlerde kadının da erkek gibi ya da sosyal hayatta bir statüsü olduğuna dair muazzam gelişmeler oldu. Bunları görmezden gelemeyiz, inkar edemeyiz. Özellikle feminizmin kadına bir statü kazandırdığı doğrudur. Fakat kendi kültürlerinde bu görünen statünün arkasında görünmeyen manevi değerleri katamadığı için o Rönesans'taki gelişmeler daha sonra giderek sıradanlaştı ve rutinleşti. Yani yine geriye gidiş oldu. Arkasındaki dönemlerde 20. yüzyılda hatta bugün felsefi dönemlerin yaşadığı o materyalist anlayışların geliştiği dönemleri de arkasını alarak söylersek bugün Batı'da hala kadının adı yok dersek yeridir. Şöyle, kadın hala bir emtia gibi düşünülüyor. Hala bir aksesuar gibi düşünülüyor. Hala erkeğin beğenini kazanmada bir aracı gibi düşünülüyor. Bu yargıya nereden varıyorsunuz? Bunun örneklerini çok fazla örneklendirebiliriz. Adam ev satıyor, evin reklamını yaparken bir kadınla yapıyor. Araba satıyor, çok harika işte son teknoloji, son tasarım diyor ama kadınlarla satıyor. Ya da başka şeyler hayatın içine dair erkeğin ihtiyacı olacak ya da aklını çelecek türden düşündüğü ne varsa aracı olarak kadını koyuyor. Dolayısıyla geriye dönüp baktığımızda o Rönesans dönemlerinde statü kazandığı dönemler itibariyle düşündüğümüzde bu durum gerçekten kadının statüsünü yükseltmiş midir yoksa geriye mi götürmüştür? Tabii ki takdir. Bunu değerlendiren izleyicilere bırakacağız ama kadının Batı'da çok fazla bugün itibariyle hak ettiği yerde olduğunu genel itibariyle söylemek çok zordur. Hele bizdeki o manevi anlayışı da hesaba katarsak zaten daha da gerilerde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi hocam bir de sanayi devrimiyle herhalde kadında yani kadınların da iş hayatına katılmasıyla birlikte bu haklar çerçevesi biraz daha konuşulmaya, dürtülmeye başlamış. Evet, tabii ki. İşte bu sanayi devrimi ve Rönesans'ın diğer içindeki mesela dini reformlar, sosyal hayat reformları, yeni ahlak anlayışları, yeni dünya görüşlerinin çok hızlı geliştiği, özellikle Manifesto'dan sonraki dönemlerde Batı'nın belli kesimlerinde gerçekten bir öze dönüş yaşandığını biliyoruz. İşte bu öze dönüşte kadının da kendi toplum içerisindeki yerinin statüsünün netleşmesi konusunda epey bir mesafe alındı. Kadına yeterince değer verildiği, hatta kadının eğitiminin erkeğin eğitiminden daha da önemli olduğunu, eğitimli kadınların olduğu toplumlar daha gelişmişlik ya da insani özellikleri, yetkinlikleri ilerlemiş toplumlar olarak görüldüğü, bunlar hepsine eyvallah. Hiçbir sıkıntı yok ama dini reformda olduğu gibi, çünkü orada da bir geriye gidiş oldu, muazzam bir patlama olduktan sonra. Diğer reformlar gibi kadına statüsünü belirleyen, hak ettiği yeri veren, hak ettiği yere gelebilen meselelerde de geriye gidiş oldu. Bu kadınların hak elde edilişi olarak doğru terim bu. Yoksa kadınlara hakkını verme, mesela bizde de kadınlara seçme seçilme, toplumda verme hakları verildi. Hakları verildi derken o haklar talep etmeden verildi. Ne oldu? Türkiye'de kadınlar bu talebin farkında oldular mı? Olamadılar maalesef. Niye olamadılar? Çünkü yaşanan hayat buna çok müsaade etmiyordu. Böyle bir muazzam, çok erken dönemlerde, Batı'dan daha erken dönemlerde bu hakların yasal bir hak olduğunu öne çıkarılarak kadınlara verilmesi, kadınlar bu hakların farkında olup dolu dolu yaşayacağı manasına gelmez. Bir de bizdeki örneği de öyle ters bir örnektir. Dolayısıyla hak edilir, kazanılır. Bu da çalışarak kazanılır. Yoksa karşıt koyarak, onunla savaşarak
ya da yer değirmenleriyle savaşarak kadın hakkı kazanamaz. O zaman da işte toplumda başka şiddete maruz kalacak şeyler oluyor. Çünkü toplumlarda o kültür içerisinde hak arama varsa hakkınızı arayabilirsiniz. Hak arama bir kültür haline dönüşmemişse hakkınızı aramak kötülük olarak karşınıza çıkabilir. Şunu da sorayım hocam o zaman. Düşmanlığını kazanabilirsiniz. Şunu sorayım ben o zaman hocam. İşte bu kadın grupları veyahut işte feminist grupların kadınların hakkını savunduğunu düşünüyor musunuz bugün? Yani yeterince savunduğunu yani. Teşekkür ederim. Yeterince savunduğunu düşünmüyorum. Niye? Kadın haklarını savunduklarını kabul ediyorum. Hatta ilerlemeler kat ettiğini de görüyorum. Burada hiçbir sıkıntı yok. Fakat kadın hakkı da en nihayetinde, son tahlilde insan hakkıdır. Meseleye insan hakkı olarak bakmazsanız, sadece kadın gözüyle bakarsanız bir de kadın karşıtlığı yaratırsınız. İster istemez yaratırsınız. Bu da ne olur? Kadın erkek kavgasına dönüşür. Halbuki mesele insan meselesidir ve insanın yaratılışı, tabiatı, doğası, toplumdaki görev bölümü bunlar çok önemli şeylerdir. İşte bu da hayatın ta kendisidir. Kültürle belirlenir. Dolayısıyla kadınların eskiden yapacağı meslekler vardı. Erkeklerin yapacağı meslekler vardı. Şimdi dünyanın bu milenyum çağına geldiğimizde kadınlar da işte güçsüzdür, zayıftır, fiziki güçleri yoktur. Dolayısıyla şu mesleği yapamazlar diyemiyoruz artık bugün. Kadınlar da erkeğin yaptığı her mesleği yapabiliyor. Çünkü hayat standardı yüksek. Artık inşaatta kazma kürek çalışma yani temeleşme ya da tarlayı çapayla kazarak sürme işleri bitti. Tarımın makinalaştığı, inşaatın sektör olarak geliştiği, inşaat mühendisliklerinde de kadınlar var. Efendim iletişim ulaşım araçlarında da hostes olduğu gibi pilot kadınlar da var. Evet. Asker kadınlar da var. Vatan savunmasında masa başı ya da başka tür çok stratejik görevler üstlenen kadınlar da var. Dolayısıyla kadın sorununu abartma yerine o toplumun genel kültürü içerisinde bir insan sorunu olarak kadının statüsünü önce yaratılışına uygun o öz hak ettiği yere koymak lazım. Ondan sonra toplumdaki rolleri itibariyle başka statüler, başka haklar, başka ödevler görmek lazım. Kadın nihayetinde annedir, eştir, sevgilidir. Dolayısıyla o taşıdığı roller gereği toplumda zaten peşinen bir rolü vardır. Bunun dışında çalışma hayatında da bugün artık sınırlandırılacak bir şey yoktur.